Merhabalar, personel puantajı hazırlama ve toplu puantaj nasıl yapabiliriz? Puantaj bilindiği gibi bir işçinin işe gelip gelmediği günlerinin mesailerinin kaydının tutulduğu bilgilerdir. Bu bilgilere göre işçinin hak edişleri hesaplanmaktadır. Puantajlarımızı hesaplamadan önce personel modülümüze gelip buradan personel kartlarımızı inceleyelim. Ve bir personel üzerindeyken F5 değiştir diyerek ilgili personel bilgilerimizi kontrol ettikten sonra bu alandaki sabit kazanç ve kesintiler puantaj yaparken bodrolarımıza yansıyacaktır. Örneğin seçmiş olduğumuz ek kazanç ve listeden ek kazanca ait olan ve içerisinde parametrelerden tanımlamış olduğumuz ek kazançlardan birini seçip buradan tanımlayacağımız tutar değerlerine göre yapacağımız personel puantajında bodrolarımıza gelmesi gereken sabit kazançlarımız ve kesintilerimiz karşımıza gelecektir. Buradan gerekli tanımlamaları yapabildiğimiz gibi bir de bu tanımlamaları ek ödeme ve kesinti fişleri listesi içerisinden de yapabilmekteyiz. Buradan F4 ekleyerek kazanç, kesinti ve yardım seçeneklerinden ödeme, kesinti ve yardım fişleri oluşturabilmekteyiz. Tüm bu bilgilerimizi tamamladıktan sonra puantaj yapımına geldiğimizde buradan istersek tek bir personel için puantaj oluşturabileceğimiz gibi birçok personel için toplu puantaj hazırlayabilmekteyiz. Tek bir personel için puantaj hazırlamak istediğimizde personel puantajı listesine tıklarız. Burada daha önceden tanımlamış olduğumuz puantaj listesi karşımıza gelecektir. Buradaki filtreleme alanlarımızı kullanarak örneğin 5. ayda yapmış olduğumuz puantajları listeleyebilir, puantajlarımıza ait SSK işçi primlerimiz, gelir vergisi matrahlarımız, ödenecek damga vergisi, işsizlik işveren değerlerimizi, maliyetlerimizi vesaire birçok personel kartı üzerinde bulunan bilgiler karşımıza gelecektir. Liste ekranında göremediğimiz alanlar için kolonlar alanına gelerek buradan görmüş olduğumuz bilgileri kontrol tuşuyla liste ekranımıza getirebilmekteyiz. Buradan F8 yazdır seçeneği altında bulunan hesap pusulası ile hesap pusulalarını yazdırabilir, tahakkuk raporları ile bodro listesi dökümü, asgari geçim indirim bodrosu, aylık bodro icmal raporu, muhtasar raporu, departman tahakkuk özeti, sigorta bildirgelerine geldiğimizde aylık prim ve hizmet belgesi, sosyal güvenlik destekleme prim bodrosu gibi raporlar hazırlayabilmekteyiz. Yeni bir personel puantajı hazırlamak istediğimizde F4 ekle diyerek burada firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firma için puantaj bilgisi hazırlamak istiyorsak ilgili firmadan giriş sağlamamız gerekir. Puantaj bilgilerine geldiğimizde ise puantajımızı düzenleyeceğimiz ayı combo alanından seçmemiz gerekir. Burada görmüş olduğunuz aylara göre dağılım yapılmaktadır. Örneğin Ekim ayında bulunduğumuz fakat Eylül ayında bir puantaj hazırladığımızı varsayalım. Daha sonrasında yapacağımız puantaj işlemlerini şube bazında da ayırabilmekteyiz. Sicil No alanına geldiğimizde listemizden puantajını hazırlayacağımız ilgili personelimizi seçip karşımıza personel kartında tanımlı olarak gelen maaş bilgileri yer alacaktır. Ve diğer sigorta grubu, işe başlama tarihi default olarak karşımıza gelir. Buradaki tutarımızı brütten nete veya netten brüte şekilde değişimlerini sağlayabilmekteyiz. Daha sonrasında ayrılış tarihine geldiğimizde ise personelimiz halen çalışmakta olduğundan dolayı bu alan boş gelmektedir. Çalışma bilgilerine geldiğimizde ise burada personelimizin normal çalışma gününü, hafta sonu çalışacağı günü, varsa resmi tatili, ücretli izni, ücretsiz izinlerini, doktor raporlarını bu alandan girebilmekteyiz. Ek olarak resmi tatil mesaileri, hafta sonu mesaisi, gece mesaisi veya fazla birçok mesaisi varsa bu alanlardan girişler sağlanmaktadır. Eksik gün nedenine geldiğimizde ise çalışmasında bulunan eksik günler için parametre listesinde tanımlamış olduğumuz gördüğünüz bilgilerden biri seçilebilmektedir. Sigorta günümüze geldiğimizde ise yukarıdaki çalışma saatlerimize göre otomatik toplam almaktadır. Buradan hesapla seçeneği ile personelimize ait toplam mesai kazancını brüt, net ve asgari geçim indirimi artı net ve agi olarak hesaplamalarını sağlamaktadır. F2 kaydet diyerek personelimize ait puantaj işlemini tamamlamış oluruz. Birçok çalışanın olduğu kurumlarda tek tek puantaj yapmanın zor olmasından dolayı aynı zamanda toplu olarak puantaj yapma işlemimiz de mevcuttur. Bunun için tekrar personel modülü ekranından toplu puantaj hazırlama ekranımıza geliriz. Burada karşımıza toplam personel sayısı gelecektir. Puantaj hazırlayacağımız personeller için filtreleme ekranlarını kullanarak veya klavyemizin boşluk tuşu ile ilgili seçimlerimizi yapabilmekteyiz. Personellerimize yapılan son bodro bilgileri de bu filtre alanında belirmektedir. Ekranda görmediğimiz diğer bilgiler için sol tarafta bulunan kulakçığa tıkladığımızda kolonlar alanından ilgili bilgileri liste ekranına getirebilmekteyiz. Aşağıdaki bilgilere geldiğimizde puantaj düzenleme ayını Ekim seçmemiz durumunda karşımıza bodrosu hazırlanmayan 25 kişinin olduğu, hazırlanan 2 kişi olduğu ve işten 1 kişinin çıkış yaptığı belirtilmektedir. Diğer aylara geldiğimizde toplam bodrosu hazırlanmayan ve hazırlanan şeklinde ay ay bize buradaki toplam bilgileri karşımıza getirecektir. Ekim ayına ait puantaj hazırlamak istediğimizde ve sağ tarafta görmüş olduğunuz puantajı yapılan personelleri gösterme seçeneğini işaretlememiz durumunda liste ekranında Ekim ayına ait puantajı yapılan personelleri getirmeyecektir. Ve daha sonrasında ön değerlere geldiğimizde burada normal mesai saatleri, hafta sonu, resmi tatil, ücretli izin, ücretsiz izin ve doktor raporu değerlerimizi manuel girebileceğimiz gibi sağ tarafta bulunan sistemden al seçeneği ile parametre ekranında tanımlamış olduğumuz değerleri sistemden otomatik alacaktır. Ek çalışma alanına geldiğimizde ise personellerimize ait herhangi bir ek çalışma var ise gerekli tanımlamalar da bu alandan tanımlanacaktır. Örneğin resmi tatilin bir gün olduğu, hafta sonu mesaisinin bir gün olduğunu vesaire şeklinde değerler girilebilmektedir. Bağlantılar alanına geldiğimizde ise yapacağımız puantajları masraf merkezlerinde toplayabilir veya belirli bir projelerde değerlendirebilmekteyiz. Burada eksik gün nedenine geldiğimizde manuel puantaj hazırlama ekranında görmüş olduğumuz gibi yapılan eksik günler için liste içerisinde bulunan seçimler yapılabileceği gibi F4 ekle diyerek de yeni bir tanımlama yapılabilmektedir. Sabit ve hareketli ek kazanç kesinti, sosyal yardımları bodroya ekle seçeneği ile kartlarda tanımlamış olduğumuz ek kazanç kesinti ve sosyal yardımları bordoya eklenecektir. Toplamlar alanına geldiğimizde ise ilgili parametre değerlerini sistemden al dediğimizden dolayı bu alanda herhangi bir değer girmeyerek sistemin otomatik hesaplamasını sağlayabilir. Sabit değerler dememiz durumunda ise normal mesai değerlerimizi girdikten sonra sigorta günümüzü otomatik toplam olarak alt tarafta hesaplayacaktır. Biz şu an için sistemdeki değerlerimizi alalım ve bu şekilde F4 puantajları oluştur seçeneğiyle puantajlarımızı oluşturalım. Toplu puantaj giriş işlemi gerçekleştirilecektir. Devam edilsin mi sorusuna tamam deyip puantaj işlemimizi tamamlamış oluruz. Burada puantajı yapılan personelleri gösterme seçeneğini kaldırmamız durumunda Ekim ayına ait puantajlarını yapmış olduğumuz personeller karşımıza gelecektir. Daha sonrasında puantajlarımıza ait ilgili puantajlarımızı sil dememiz durumunda puantajlarımızı silecek fakat alacak dekontu oluşturulmuş olan puantajlar için cari karta yansıyanlar silinemeyecektir. Buradan personellerimizi seçip alacak dekontu oluştur seçeneği ile Ekim ayına ait alacak dekontu oluşturacaktır sorusuna tamam deyip sitedeki tutar vade tahlili değiştirilsin mi sorusuna tamam diyerek gerekli personel karşımıza gelip açıklama olarak personel hak edişleri olarak cari hesap fişi oluşturma ekranı gelecektir. Burada aynı şekilde şubelerimizi değiştirebilir, yapacağımız özel kodlara göre cari hesap fişlerimizi ayırabilir, detay alanında görmüş olduğumuz raporlama alanında döviz cinsini belirleyebilir ve aynı şekilde malzeme bağlantısı var ise malzeme bağlantısını listeden seçebilir, yapacağımız cari hesap fişinin ödeme planını liste içerisinden seçimini yapabilir ve gerekli toplamlar alanlarımızı da inceledikten sonra F2 kaydet diyerek cari hesabımıza ait alacak dekontu fişi oluşturabilmekteyiz. Burada ilgili personellerimizi seçip F7 gönderilen havale fişi oluştur seçeneği ile karşımıza banka fişi oluşturacaktır. Banka fişini oluşturabilmesi için personelimize ait personel kartında örneğin Bayram Tunç'a havale yapacağımız için Personel kartı içerisine gelip buradan çalışma bilgilerindeki havale banka hesabı seçimi mutlaka yapılmalıdır. Banka fişine geldiğimizde buradaki banka hesap kodları detay olarak cari hesaba ve ne kadar bir alacak tutarı yatırılacağını, yapılan banka fişimize ait açıklamanın otomatik geldiğini veya buradan manuel değişiklik yapabileceğimizi, daha sonrasında oluşturacağımız banka fişine özel kod vererek gruplandırabileceğimizi, yetki kodu vererek kullanıcılar arasında kısıtlayabileceğimizi, malzeme bağlantısında ilgili malzeme bağlantısı var ise bağlantı listesinden ilgili alanımızı seçeceğimizi, folyoya geldiğimizde ise otel işleten bir firma isek yapacağımız banka fişinin acenta ve ekstra seçeneği ile işlemlerimizi tamamlayıp F2 kaydet diyerek personelimize ait havale fişini de oluşturabilmekteyiz. F8 raporlar alanına geldiğimizde ise buradan Bodro döküm listesini seçerek ilgili parametre alanından raporlama yapacağımız ilgili ayı seçip sicil numaralarından sicil aralığı girebilir. Yapacağımız personellerin departmanı bazında, grubu bazında veya özel kodu bazında raporlar alabilir. Sigorta grubunda sigortası olmayan, olan, emekli olan, stajyer veya çırak olan, yabancı olan ve diğer seçeneklerde olan gruplamalara göre raporlar alabilir. Rapor alınış tarihini buradan belirleyebilir. Bodro türü olarak ücret bodrosu veya izin bodrosu oluşturabilir. Şube alanında belirli şubeleri seçebilmekteyiz. Ve daha sonrasında F2 ekran dememiz durumunda karşımıza personellerimize ait yapılan ücret bodrosu gelecektir. Buradan personellerimize ait normal mesai günlerini, hafta sonu günlerini, resmi tatillerini, yıllık izinlerini, sigorta günlerini, toplam mesai kazançlarını, sigorta matrahlarını, sigorta primlerini ve diğer vergi oranlarını ve net tutarlarını görebilmekteyiz. Ve F8 yazdır diyerek döküm alabilir ve personellerimizi imzalatabiliriz. F3 vazgeç diyerek geri geldiğimizde tekrardan F8 raporlarımızı incelediğimizde ve ilgili işçi hesap pusulası raporumuza geldiğimizde buradaki basım şekillerimizi belirleyebilir. Personel sicilini alanından personelimize ait hesap pusulasını oluşturacağımız personelimizi seçebilir. Personelimize ait departman seçimleri yapıp toplu personel seçimi hazırlayabilir. Raporlama ayımızı belirler ve rapor alınış tarihi de belirledikten sonra ilgili şubemizi de seçip F2 ekran diyebilir veya hazırlanan tüm bodroları getir seçeneği ile Ekim ayında yapmış olduğumuz tüm bodroları seçer ve F2 ekran diyerek görmüş olduğunuz gibi puantajı oluşan personellerimizin hesap bilgileri karşımıza gelmektedir. Burada çalışma bilgileri, yasal kesintileri, ek kazanç, ek kesintiler, sosyal yardımlar ve aylık brüt ücretleri, toplam brüt ücretleri, net kazançları yazılabilmektedir. Tüm bu hesap bilgilerini yazdırıp personele imzalatılması sağlanabilmektedir. Bu şekilde personellerimize hızlı bir şekilde puantaj işlemlerini tamamlayabilmekteyiz.